askerliğe düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 20 Aralık Salı, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya somut adım atmıyor. İsveç yeni bir kararla bunu bir kez daha ortaya koydu. İsveç Mahkemesi FETÖ firarisi Bülent Kenes'in Türkiye'ye iadesini reddetti. Ankara'dan bu karara tepki gecikmedi. İsveç Mahkemesi FETÖ firarisi Bülent Kenes'in Türkiye'ye iadesini reddetti. İlk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Somut eylem görmek istiyoruz, dedi. Söylenecekler söylendi. Bundan sonra somut adım atmak gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hala tartışılıyor. Türkiye, terör yuvasına dönen bu ülkelerden teröristlerin iadesini istiyor. FETÖ firarisi Bülent Keneş de o teröristlerden biri. İsveç'e sığınan Keneş'in iadesi talep edilmişti. İsveç o talebi reddetti. Mahkeme, Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunmasını iade önündeki engeller olarak sıraladı. Yapılan açıklamada sonuç olarak hükümet iade talebini kabul etmediği ifadeleri kullanıldı. İsveç'in red kararına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Gelişmeyi olumsuz olarak niteledi, somut adım bekliyoruz, dedi. Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Yani biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz. Darbecilerin, oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Tabii bu konuda son kararın Bakanlar Kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var bu karardan çıktıktan sonra. Fakat önemli olan kimin karar vereceği değil, bizim bu beklentilerimizin karşılanmasıdır. Bakan Çavuşoğlu, anlaşmada yer alan bütün maddelerin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir kişiyi iade ettiler, o bizim listemizde yoktu. Yani onu da biz memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Ama öyle bir kişiyi iade ettik, ondan sonra işte bu işi kapatalım gibi bir beklentileri varsa, bu gerçekçi bir beklenti değildir. Üçlü ahitnamede ne varsa her iki ülkede bunları yerine getirmekle yükümlüdür. CHP lideri Meral Akşener'i hedef alarak bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı ifadelerini kullanmıştı. İyi Parti'den yanıt gecikmedi. Parti kurmayları kazanacak aday istiyoruz diyerek CHP liderinin adaylığına bir kez daha kapıyı kapattı. İttifak ortakları birbirine girdi. Cumhurbaşkanı adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in arasını açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı Millet İttifakı'nda kazanları kaynatıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener İmamoğlu'nun adaylığı için elinden geleni yapıyor. CHP lideri ise kendi adaylığı için diretiyor. Akşener geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz açıklamasında bulundu. Akşener'in bu çıkışına Kılıçdaroğlu'dan yanıt gecikmedi. CHP lideri bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır dedi. Belediye başkanlarının görevlerine devam edeceğini söyledi. Bu gelişmeler sonrası ittifak çatırdıyor yorumları yapıldı. Saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber. İyi Parti cephesinden bu yorumları destekleyen bir açıklama geldi. İyi Partili kurmaylar Kılıçdaroğlu'na kazanacak aday istiyoruz sözleriyle tepki gösterdi. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığıyla ilgili ilk kez konuşmadığına dikkat çeken İyi Partili kurmaylar kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin iç işlerine karışmak değildir. 2023'te kim cumhurbaşkanlığını kazanacaksa bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası isim önemli değil. Muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir ifadelerini kullandı. HDP yine haddini aştı. HDP'li Garo Paylan Türk polisini parmak sallayarak tehdit etti. Hesap vereceksiniz 6 ay kaldı dedi. Hesap vereceksin bak kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin. Haddini aştı. Türk polisini böyle tehdit etti. HDP'li Garo Paylan büyük bir provokasyona imza attı. Hesap vereceksin bak kork. Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin. 6 ay kaldı. Unutma. Görüntüdesin. Ha, hesap vereceksin.
Hesap vereceksin, unutma. Terör destekçisi HDP yine çizgiyi aştı. Bir grup HDP'li partilerinin Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi. Polis bu izinsiz gösteriye izin vermedi. Binanın bulunduğu sokağa bağlanan yollar kapatıldı. Göstericiler arasında HDP'li Garo Paylan da vardı. Bir skandala imza attı. Polisin yanına gitti, parmak sallayarak tehditler savurdu. Hesap vereceksin bak, kork! Tir tir titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin. 6 ay kaldı. Unutma, görüntüdesin. Ha, hesap vereceksin. Hesap vereceksin. Unutma. Türk polisi provokasyona da izin vermedi. Parti binası önünde toplanan gruba müdahale edildi. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü. HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava devam ediyor. Konuyla ilgili Yargıtay Başsavcısı yeni bir talepte bulundu. HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini vurgulayan başsavcı, HDP'nin hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemli davada Başsavcı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 gününü belirlemişti. Şahin sözlü açıklaması öncesi Yüksek Mahkeme'ye bir talep gönderdi. Bekir Şahin HDP'nin hesaplarına bloke konulmasını istedi. Oy kutuları kaldırılsın lütfen. HDP'nin kapatılması davası sürüyor. Dava sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne ivedilikle görüşülmesi talebiyle bir yazı gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin HDP'nin hazine yardımı yapılan hesaplarına bloke konulmasını istedi. Başsavcı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda HDP'nin terör örgütüyle bağının devam ettiğini vurguladı. HDP'nin terör örgütüyle organik bağı devam ediyor. HDP, hazine yardımını terör örgütünün amaçları için kullanıyor. Devlet yardımı bulunan hesapları bloke edilsin denildi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütçeye göre 2023'te HDP 539,5 milyon lira hazine yardımı alacak. Kanuna göre hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarındaysa 3 katına çıkıyor. Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı. Buna göre Türkiye büyük bir atılım yaparak hava savunma sistemlerinde seri üretime geçiyor. Türkiye savunma sanayiinde atılım yapıyor. Siper, Hisar ve Sungur seri üretime geçiyor. Savunma Sanayi İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı. Açıklamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Buna göre Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde Tayfun, Atmaca, TRLG 230, Kara Ok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleriyle Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik de bir adım atıldı. Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızıl Elma'da gelinen son durumla İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli temalı akademi buluşmalarına katıldı. Bakan Yanık, engelli bireylere yönelik yapılan faaliyetleri anlattı. Kamudaki istihdamı artırdıklarını söyledi. Ulusal eylem planımızla tüm alanlarda güçlü koordinasyon. Akademi buluşmaları serisinin 5.'si engelli temasıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Buluşmanın açılış konuşmasını da Bakan Yanık yaptı. Ulusal eylem planımızla tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı işbirliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı kapsamında 2023-2025 yıllarında gerçekleştirmek üzere 275 ayrı faaliyeti inşallah hayata geçireceğiz. Derya Yanık konuşmasında engellilere yönelik yapılan destekleri anlattı. Erişilebilirlik kapsamında
kamu binalarının kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçlarının erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Buna yönelik denetleme ve izleme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. %100 erişilebilirlik hedefiyle dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Günlük hayatını devam ettirirken desteğe ihtiyaç duyan engelli bireylere bakım ve destek hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Farklı modellerle evde ailesi veya yakını tarafından bakımı mümkünse aileye veya bakım verene destek veriyoruz. Bakan Derya Yanık engelli bireylerin kamu istihdamına yönelik de konuştu. Kamuda çalışan engelli sayılarını artırdıklarını söyledi. AK Parti hükümetleri olarak sadece engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılımlarını da önemsiyoruz. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla arttırdık ve %80'lere kadar da çıkardık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5.777 iken 2022 Kasım itibariyle 65.662 engelli birey kamuda istihdam eder duruma geldik. Karadeniz gazı için Tarihi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazını önümüzdeki yıl Mart ayında sisteme vermiş olacağız dedi. Çıkmadığı takdirde Mart ayında önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı biz sisteme vermeyi planlıyoruz. Karadeniz gazının kullanıma sunulacağı tarihi verdi. Hanelerin doğal gaz ihtiyacının tamamının Karadeniz gazıyla karşılanacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2022 değerlendirme toplantısında konuştu. Baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacak iddialıyız. Türkiye yaptığı keşiflerle enerjide dışa bağımlılığını azaltıyor. Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarıyla büyük adımlar atılıyor. En büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi. Rezerv tespitinin ardından gazın çıkarılması ve 2023'te kullanıma başlaması içinse çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz gazının devreye alınacağı Tarihi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Mart ayını işaret etti. Aksaklık çıkmadığı takdirde Mart ayında önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı biz sisteme vermeyi planlıyoruz. İlk etapta da günlük 10 milyon metreküplük bir üretim olacak. Yıllık 3,5 milyar metreküplük doğalgaz üretimine denk geliyor. Hanelerde kullanılan doğalgazın tamamı Karadeniz gazıyla karşılanacak. Ülkemizin ihtiyacının %25-%30'luk kısmını buradan karşılıyor olacağız. Başka bir ifadeyle hanelerde kullanılan doğalgazın tamamı artık Karadeniz'den çıkartılacak, üretilecek gazla karşılanmış olacak. Eş zamanlı olarak Şırnak'ta terörden arındırılan Gabar'da da çalışmalar sürüyor. Bölgede tespit edilen petrol rezervinin artması bekleniyor. Şırnak'ta Gabar bölgesinde Şehit Esma Çevik kuyularından günlük 5350 varillik bir üretim yakaladık. Ve bu sahada yapılan bu keşif 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften birisi oldu. O sahada yine sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar da ümitliler. Belki yeni keşifler de yine o bölgeden gelebilir. Asgari ücretin 3. toplantıda açıklanması bekleniyordu ancak beklendiği gibi olmadı. Net rakam yine son toplantıya kaldı. Bu toplantının ardından Türk İş Genel Başkanı açıklama yaptı. Teklifimiz 9.000 TL dedi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için toplantılar sürüyor. Toplantının üçüncüsü yapıldı. Süren bir süreç. İşte arkadaşlar bu üçüncü toplantıyı yaptılar. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi bekleniyordu. Ama beklendiği gibi olmadı. Üçüncü toplantıdan da rakam çıkmadı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrası açıklama yaptı. Teklifimiz 9.000 lira dedi. Biz ayın birinde dedik ki Türk İş 40 senedir bir araştırma yapıyor Türkiye'de. İşte yoksulluktur, açlıktır bununla ilgili
bizim 40 senedir de yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Ayın birinde Türk için açlık sınırı 7.785, yoksulluk 10.000 lira. Böyle bir ifade de kullandık. 20 gündür Türk işin teklifi 7.785. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e söyledim, şimdi komisyona söyledim. Türk işin resmi teklifi 9.000 lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 7.603 lira 43 kuruş. Bunun 6.471 lirası brüt asgari ücret, 1.003 lira 1 kuruşu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruş da işveren işsizlik sigorta priminden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir buluşmaları sürüyor. 2023 seçimlerine az bir vakit kala tüm şehirlerde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı bu hafta sonu Erzurum'a geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri öncesi şehirlerdeki açılışlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı bu kapsamda Dadaşlar Diyarı Erzurum'a gelecek. Böylece Erzurum'da tarımı bir adım daha ileri taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 maratonu başladı. Cumhurbaşkanı 24 Aralık Cumartesi günü Erzurum'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13'te tamamlanan yatırımların açılış törenine katılacak. Türkiye Yüzyılı Başlıyor ana başlığı çerçevesinde konuşmalar gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasını Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni miting alanında yapacak. Erzurum'umuza hayırlı olsun. Erzurum'daki Atabuz Müzesi'nde yeni tema mitolojik karakterler. Bu kapsamda Göbekli Tepe'deki T şeklindeki anıtsal dikili taş da buza işleniyor. Göbekli Tepe'deki T şeklindeki anıtsal dikili taş buza işleniyor. Erzurum'daki Atabuz Müzesi'nde yeni tema mitolojik karakterler. Bu kapsamda Mısır Sfenksinden Anka kuşuna kadar birçok mitolojik karakter buza işleniyor. Anadolu'daki ve tüm diğer kadim uygarlıklarda yer alan önemli mitolojik konuları ve öğeleri şu anda buzla yeniden görünür kılmaya başladık. Onlardan biri de Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbekli Tepe'deki T şeklindeki anıtsal dikili taş. Arkadaşlarımız şu anda Göbekli Tepe'deki bu müthiş 12 bin yıl öncesine dayanan bir tapınaktaki çabuk taşları da buz müzesine taşımak üzerine yoğun bir çalışma yapıyorlar. Dikili taşın buzdan heykelin boyu 6 metreyi buluyor. Ağırlığı ise tam 40 ton. Buzdan dikili taş ince işçiliğiyle dikkat çekiyor. Çocuklar için önemli bir hayal kurma alanı olacak önümüzdeki günlerde burası. Buzdan heykeller tamamlanınca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Erzurum'da yaşlı bir adam evinde ölü bulundu. Bir hafta görünmeyen adamın evinden kokular gelince apartman sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Evden kokular gelmeye başladı. Komşular ekiplere bildirdi. Yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Burası Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesi. Çakmaklar sitesinde ikinci katta yalnız olarak yaşayan 63 yaşındaki Osman Murat Özonur'un evinden kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve giden polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girdi. Evde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Apartman sakinleri yaşlı şahsın bir haftadır görülmediğini ve evden gelen kokulardan dolayı durumu fark ettiklerini belirtti. Polis ve sağlık ekipleri tarafından evden alınan Özonur'un cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Doğuda soğuk hava hakim oluyor. Bazı illerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kopdağ güzergahı ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Erzincan'da da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Evet. 20 Aralık. Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da hava uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şehir merkezinde henüz kar yağışı yok. Ancak yüksek kesimler ve bazı ilçeler beyaza büründü. O ilçelerden biri Aşkale. Aşkale'nin yüksek kesimlerinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Hayvancılık yapan vatandaşlar ise küçükbaş hayvanlarını yaylalardan köye indirdi. Kar yağışı Bayburt-Erzurum karayolunda da hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt'tan Erzurum istikametine giden bir tır buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarına devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı. Kar ve tipinin yoğun şekilde etkili olduğu Kopdağ güzergahı ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Erzurum tarafından da Aşkale'de ağır tonajlı araçların bekletildiği belirtildi. Öte yandan Erzincan'a da mevsimin ilk karı düştü. Gece saatlerinde başlayan yağış kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Günü kar yağışıyla karşılayan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü kar yağışının devam edeceğini söyledi. Meteoroloji yer yer sis ve pusu hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayına karşı da uyardı. Palandöken Kayak Merkezi sezona yoğun başladı. Yerli ve yabancı kayak severler Palandöken'e akın ediyor. Çok uzak bir yerden geliyorum ben. Hong Kong'tan geliyorum. Hong Kong'tan daha sonra İstanbul'dan Palandöken'e geldik. 10 senedir buraya geliyoruz her zaman. Kayak severlerin ilk tercihi Palandöken oluyor. Sezonu diğer merkezlerden önce açan Palandöken Kayak Merkezi yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Erzurum'a kar yağmadı ama Palandöken sezonu açtı. Suni karlama yöntemiyle pistler kayağa hazır hale getirildi. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de tercihi Palandöken oldu. En azından buraya kar, suni kar yapılması çok iyi olmuş. En azından yani geldiğimizde değdi. Gayet eğleniyoruz. Zaten geldiğimiz tesiste 10 senedir aynı tesise geliyoruz. Gayet keyifli. Yoğunluğun havadan görüntülendiği Palandöken'de renkli görüntüler kayda geçti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili darbe niteliğinde bildiri yayınlayan 103 emekli amiral davasında karar çıktı. Mahkeme 10 sanığın beraatine karar verdi. Emekli amiraller davasında karar çıktı. 103 sanık beraat etti. 103 emekli amiral Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili gece yarısı bir bildiri yayınlamıştı. Darbe imalı bu bildiri ülke gündemine oturmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu bildiriyle ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 emekli amiral hakkında iddianame düzenledi. Savcılık, emekli askerlerin devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Bazı sanık avukatlarının esas hakkında mütalaya karşı savunmalarını tamamlamasından sonra duruşmaya müzakere arası verildi. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre 103 sanık devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçundan beraat etti. ABD'de bir savunma dergisinde Türk rüzgarı esti. Dergide Bayraktar Kızıl Elma tanıtıldı. 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçildiği değerlendirmesi yapıldı ve Kızıl Elma'nın hızı övüldü. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Türk mühendislerin emeği Amerika Birleşik Devletleri'nde övgüyle karşılandı. Savunma dergisi Defense News, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu takipçileriyle paylaştı. Bayraktar Kızıl Elma haberde hava kuvvetlerinin omurgası olarak tanıtıldı. Dergide Kızıl Elma'nın test uçuşuna yer verildi. Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığıyla duyuruldu.
Yeni nesil insansız savaş uçağı için Türk donanmasının gelecekteki amiral gemisi ve Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor ifadesine yer verildi. Dergi, jet 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti diyerek Baykar'ın Kızıl Elma projesinin hızına övgü yaptı. Haberde Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı. Türkiye merkezli savunma şirketi Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Baykar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım'da üretim hattından çıkan Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor bir sürede ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Yunanistan Türkiye'ye karşı yeni bir provokasyonla gündemde. Bu kez NATO kapsamında yapılan uçuşlardaki Türk F-16'larını engellemeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetleri gereken karşılığı verdi. Yunanistan NATO uçuşunu hedef aldı. Türk F-16'larının uçuşunu engellemeye çalıştı. Milli Savunma Bakanlığı Yunan güçlerine anında karşılık verildiğini duyurdu. Yunanistan, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Türk uçaklarına karşı provokasyonlarına bir yenisini ekledi. Bu kez hedefte NATO görevindeki Türk F-16'ları vardı. NATO görevi için oluşturulan paket kolda Türk Hava Kuvvetleri'ne ve NATO'ya ait uçaklar uçuş görevi gerçekleştirdi. Bu görev için 24 saat önceden hava görev emri çekilerek NATO'daki müttefiklere gerekli bilgilendirme yapıldı. Paket kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken, Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar Türk uçaklarını taciz etti. Yunan uçakları Türk F-16'larına radar kilidi attı. Paket koldaki uçaklar Yunanistan'ın bu provokasyonuna rağmen görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Yunanistan'ın bu tacizi sonrası gereken yapıldı. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan Türk F-16 uçakları önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına karşılık verdi. Paket kol uçuşundaki savaş uçakları da NATO görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, Yunanistan'a ait F-16 uçakları radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı, denildi. Batman'da kaçak elektrik kullanıyor iddiasıyla bir halıcıya kontrole giden DEDAŞ ekipleri rehin alındı. Zar zor ikna edilen esnaf gözaltına alındı. Kaçak kontrolü yapmaya gittiler, iş yeri sahibi tarafından rehin alındılar. Batman'da 3 DEDAŞ personelini rehin alan esnaf gözaltına alındı. Kaçak enerji kullanımının %70'lere dayandığı Batman'da rehine krizi yaşandı. Bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi. İş yerinde kontrol yapmak isteyen personeller esnaf tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi. İlk olarak 2 personeli bırakan esnaf bir personeli iş yerinde alıkoymaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Naci Obut da olay yerine giderek gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren direnen esnaf sonunda pes etti. Emniyet Müdürü Kıraç'ın ikna çalışmaları sonucu esnaf rehin aldığı personeli bırakarak polise teslim oldu. Esnaf işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Karabük'te tamire getirilen cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı. İş yeri sahibi yanmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tamir edilmek için bekleyen telefon dehşet saçtı. Bataryası bir anda bomba gibi patladı ve ardından alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Gülüyor)
Yürekleri ağza getiren olay Karabük'teki Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuda meydana geldi. Tamire getirilen ve arka paneli çıkarıldıktan sonra masanın üzerine konulan telefon bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Patlamanın yaşandığı anda arızalı başka bir cep telefonuyla ilgilenen iş yeri sahibi yanmaktan kıl payı kurtuldu. İş yeri sahibi alev alan telefonu önce yere attı, ardından ayağıyla itekleyerek dükkandan uzaklaştırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.